Mardin'in Mazıdağ ilçesinde mahkeme kararıyla 6 abonenin borcunu tahsil etmeye giden Dicle Elektrik ekipleri saldırıya uğradı. Şüpheliler jandarmaların da aralarında yer aldığı görevlilere aldırmadan tarlada yangın çıkardı. Alınan bilgiye göre Dicle Elektrik Mardin'de uzun süredir ödenmeyen elektrik borçlarının tahsili için mahkemeye başvurdu. Mahkemeden Mazıdağ ilçesine bağlı Ekinciler ve Karataş mahallelerindeki altı trafonun sökülmesi yönünde karar çıktı. Bunun üzerine Mardin İl Müdürlüğü'ndeki avukatlar jandarma tarafından alınan tedbirlerin ardından bu mahallelere gitti. Trafo'yu sökecek ekiple birlikte başlatılan çalışmada iki mahallede toplam 5 trafonun söküm işlemini gerçekleştiren görevliler, altıncısı için Ekinciler Mahallesi'nde 2017 yılından bu yana tarımsal üretim yapmak için kullandığı elektriğin bedelini ödemeyen aboneye ait tarlaya gittiğinde büyük bir şok yaşadı. Güvenlik amacıyla burada bulunan jandarmayla birlikte tarlada çalışma yapan avukat ve sökme ekibi bir anda kim tarafından çıkarıldığı henüz belirlenemeyen anız yangınının ortasında kaldı. Kuru buğday saplarının yakılması sonucu çıkan yangın, rüzgar ve sıcağın etkisiyle kısa sürede tüm tarlayı kapladı. Alevler arasında kalan ve büyük panik yaşayan görevliler canlarını zor kurtardı. Olayın ardından jandarma ateşe verilen tarla kapsamında soruşturma başlattı. Bu arada Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürlüğü ekipleri de elektrik borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerine ait trafoları almak üzere Hilvan ilçesine bağlı Kırsal Küskünlü mahallesine gitti. Mahkeme kararına uygun olarak 6 trafoya el koyan ekipler bu trafoların enerjisinin kesik olması gerekirken usulsüz biçimde kullanıldığını belirledi. Ayrıca İT isimli çiftlik sahibine ait trafonunsa ekip gelmeden önce sökülerek gizlice başka yere götürüldüğü belirlendi. Mahkeme kararına ve jandarmanın aldığı tedbirlere rağmen trafoların sökümü sırasında bazı kişiler ekipteki görevlilere saldırdı. Çıkan olaya müdahale eden jandarma 4 kişiyi gözaltına aldı. Dicle elektriğin tahsil edilemeyen borçlarla ilgili çalışması devam ediyor.